Umarım yepyeni bir video ve yepyeni bir vlog ile karşınızdayım. Uzun zamandır böyle minik tatillerimi vloglamadığımı fark ettim. Bugün çok şirin mini bir tatile çıkıyorum. Bütün influencer arkadaşlarımla böyle bayağı kalabalık bir kız grubu olarak Sapanca'ya gidiyoruz. Bizim ajanstaki aşağı yukarı bütün kızlar olacak. Tabii eksiklerimiz de var ama oldukça kalabalığız. O yüzden çok heyecanlıyım. Hiç bu kadar kalabalık bir influencer, youtuber kız grubuyla bir yere gitmemiştim daha önce. Bakalım nasıl geçecek. Her taraftan vlog kameraları, telefonlar falan çıkacak diye düşünüyorum. Sabah kalktım, duşumu aldım. Aslında bayağı bir evde iş yaptım. O yüzden saçlarım birazcık kurumuş olabilirler. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Sonra kremlerimi süreceğim. Sonra makyaj yapacağım, giyineceğim derken sonrasında evden çıkacağız. Beni Asena ve Hatice alacak. Üçümüz birlikte gideceğiz. Zaten bütün aşamaları sizinle paylaşıyor olacağım. Çok güzel bir otelde kalacağız. Gittiğimiz zaman zaten detaylı gösteririm size. Ben hiç gitmedim ama daha önce çok adını duymuştum. O yüzden hani hafta sonu neler yapacağız, nasıl aktiviteler yapacağız, nasıl geçecek bilemiyorum. Bu arada bugün cuma günü, bu akşam oradayız. Cumartesi akşam da oradayız. Pazar günü geri dönüşe geçeceğiz. Evet, şimdi artık hazırlanma aşamalarıma geçiyorum. Çünkü bakayım artık çok da vaktim kalmadı. Saçımı kurutarak başlıyorum. Saç kurutma işlemimiz bitti. Şimdi çok azıcık yağ süreceğim. Ay bu arada bu yağ size göstereyim. Bu L'Oreal Professional'ın Absolute Repair Oil. Müthiş bir ürün. Gerçekten çok iyi bir yağ. Ben Kerastase'ın yağını çok seviyordum. Böyle altın rengi bir kutusu var fakat bayağı pahalı fiyatı. O yüzden farklı ama yine böyle gerçekten çok kaliteli bir ürün arayışındaydım. Bu gerçekten süper bir ürün. Kerastase kadar pahalı değil ama çok çok kaliteli. Ve kokusu harika gerçekten. Şimdi cilde geçiyorum. Önce cildime CeraVe'nin şu akne karşıtı jelini süreceğim. Şöyle. Bunun üstüne de kremimi süreceğim. Sonra da bayağı bol bir şekilde güneş kremi süreceğim. Asitli ürünler kullandığım için çoğunlukla güneş kremi kullanmaya aşırı özen gösteriyorum. Zaten her zaman kullanırım ama daha da özen gösteriyorum arkadaşlar. Mutlaka bol miktarlarda kullanmak lazım. Hatta evden çıkmayacaksanız bile kullanın diyorlar. Öyle yani. Şimdi ve pantolon kremiyle devam. Başta güneş kremi uyguladığınızda iki parmak kuralıyla gerçekten bu miktar emilmeyecek gibi geliyor ama eğer iyi bir güneş kreminiz varsa emiliyor arkadaşlar. Şöyle sabırla uygulamaya ve yaymaya devam ediyorsunuz. Cildiniz çekiyor zaten. Evet, devam ediyorum ben de. Bu arada şey de çok önemli. Cildiniz eğer kuruysa güneş kremi böyle pul pul dökülme yapabilir. Bu her zaman ürün kötü anlamına gelmez. Cildinizin çok iyi bir şekilde nemlenmiş olması lazım. Diğer türlü güneş kremi de gerçekten bilmiyor. Oldu bence ya, bakayım. Şu bakın ciltteki yansıma efektini de çok seviyorum güneş kreminin verdiğim. Hadi artık makyaja geçelim. Evet, giyinme odama giriş yaptım arkadaşlar. Şöyle minnak bir bavulum var. Sanırım ilk defa bir vlogda küçük bavul kullanıyorum. Hep böyle büyük olanı alırdım. Çok şeker bir bavul. Şimdi bunu kapatacağım. Burada da kıyafetlerimi hazırladım. Kaç gün sonra İstanbul'da hava bugün çok güzel. O yüzden böyle biraz ince bir kombin yaptım. Kot ceket giyeceğim ya. Bu yıl ilk defa kot ceket giyeceğim. Aşırı heyecanlıyım. Kombinler giyinsin. Hazırlıklar yapılsın. Önce bavulumu kapatacağım. Sonra zaten giyindikten sonra da son halimi size gösteririm. Kombinim hazır arkadaşlar. Şöyle hatta gözlüğümü de takayım. Tam bir hafta sonu kaçamağı kombini yaptım gerçekten. Böyle rahat, spor, şık, tatlı bir kombin oldu. Aslında şık değil, direkt spor.
Şöyle pembiş bavulumu aldım. Bu bavulu da çok seviyorum. Yerde şapka var. Ay Allah. Bu şapkayı mı taksam yoksa kafamdakini mi taksam emin olamamıştım ve bunu yere fırlatmışım. Bunu hemen kenara koyuyorum. Evet, hazırım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu bavulu ben Watsons'tan aldım. Haberiniz olsun. Watsons'ın bavulları bayağı güzel. Bugün böyle bayağıdır vlog çekmiyordum ya. Bol önerili bir video oluyor. Şimdi kızlar gelmek üzere, o yüzden çıkıyorum. Evet, kızlar geldi arkadaşlar. Asansöre biniş yapıyorum. Şöyle sıfıra basalım. Hoş, hazırız. Hazırız, vallahi gidiyoruz ya. Kaç günlerdir bunu bekliyordum. Bayağı bir hevesliydim bu tatil için. Sonunda oluyor. Çıkalım. Bu kız bavulları. Evet, gerçekten öyle bak. Dur bir dakika. Bunu telefonla da çekmeliyim. Mükemmel. Kızlar çok iyi sığdı. Bagajım küçük değil ki. Evet ya, ben ama sen fotoğraf attın da büyük boy sandım. Yok yok, değil değil. Yuhu, haydi bakalım, haydi. Girelim. Dana salam sandviç. Benim. Seçeneklerinden bir günü alabilirsiniz. Sevdiğin kokuyu mu aldın bana? Ay Allah. Bu senin sevdiğin koku. Çok bakayım. Güzel bir koku. Çok güzel bir koku. Asena'ya minik bir araba hediyesi. Sıktıkça beni hatırlarsın çok, şekerim. Çok güzel bir koku. Bu arada biz minik çok bir benzinle atıştırmalık molası verdik. Hala yola çıkamadık. Olsun. Daha vakit var. Evet, şimdi yola çıkıyoruz. Bence var ya, tam 2'de orada olacağız. Evet. Güzel bir yolculuk şarkısı, hanımefendi, listesi falan açayım, alır mısınız şoför hanım? Çok iyi olur. Muavin Hatice. Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Asenan. Ama EDS olduğu için tüm hızıyla devam edemiyor. 70'le devam ediyor. Aynen öyle, 70'le devam ediyor. Ama bence birazdan, şu an Gebze burası. Gebze'den çıktıktan sonra... Ücretli yola yaklaştık. Evet, ücretli yola hızlı çok gidilebilir. Teşekkürler. Ücretli yola yaklaştıktan sonra 70'ten kurtulacağız. Oo, Gebze Center AVM. Yazlıkta bir ihtiyacım oldu mu hep geldiğim. Senin yazdın, ben böyle İzmir taraflarında bile yok ya, çok yakın İstanbul'a. Ben nedense Silivri hiç kimse Silivri pazarlamacısı ben. Silivri'de oturduğumu belli etmemeliyim. Silivri'de oturduğumu belli etmemeliyim. Ne kadar yolumuz kaldı sevgili pilot? 57 dakika sonra hala bir saat Sapanca sularında açıklarına soracağız. Sapanca'da hava 20 derece. Evet, hafif bulutlu. Otelimize giriş yaptık. Çok hoş gözüküyor. Lize, Şelo. Burada kimler var? Evet, ayrıydık. Ya güzelcim ya. Ay, ne düştü? Kamera. Kamera düştü kızların. Asena ve Hatice odalarına gidiyorlar. Biz de Gizem'le şöyle göstereyim kartımızı. Allah, aldık. Başlıyor. Başlıyoruz, tarifimiz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, odaya giriş yaptık. Odaya bayıldık. Hemen şöyle bir ilk izlenimlerimi aktarıyorum. Bir defa büyüklük açısından çok iyi değil mi Gizem? Çok güzel. Şimdi size balkonumuzun mükemmel manzarasını gösteriyorum. Her şeyi görüyoruz şu an. Park, havuz. Evet. Nefis. Küçücük değil yani. Bu balkonda akşam keyif bile yapılır ha. Çok balkon sefası. Evet. Çok beğendim. İşte Ardalar şu ocak başına gittiler. Onların yanına geçelim. Şimdi lobiden geçiyoruz. Bu arada lobi gerçekten kocaman Gizem. Ben ilk defa bir otelin bu kadar büyük lobisi görüyorum. Vallahi ben de. Çok büyük. Bayağı ferah. Şu karşıdaki restoranttalarmış bütün dostlarımız. Gerçi odada dinlenenler de oluyor şu anda. Evet, Asena falan dinleneceğim dedi. Mesela. Saygı duyuyorum, saygı duyuyorum. Çünkü yani araba kullanan insan için yorucu. Aa, ben hiç yorulmadım mesela. Çok hayatım böyle... sen özel bir şoförsün yani. Senin deneyimin şimdi yani. Bu alan aşırı keyifli Gizem. Çok dinlendirici bir yer. Çok güzel. Aa bak, arka fonda müzik de var. Ama sesi yeterli, kuşların kendilerini görmeyelim lütfen. Evet Gizem kuştan çok korkuyor. Ay hemen şöyle bakalım. Ay çok güzel. Artık ihtiyacımız vardı bu sıcak havalara valla. Oh. Evet, buraya annelerle de geliniz eminim. O kadar güzel olur ki annelerle. Böyle bir anneler gününde falan. Bir türlü yapamadık evet şu planı ya. Ya. Aşırı keyifli. Burayı... Hemen biraz fotoğraf çekeceğim şöyle. Aa, kaydırak. Ben var ya küçükken bir otelin su kaydırağı yoksa oteli beğenmiyordum. Ben de çok severim. Hala severim. Hala ben de çok severim. Gider kayarım yani. Çok şeker. Evet, herkes farklı bir şey yapıyor. Hande burada, ginger dostum. En sevdiğim ginger. Burada bir vize randevu başvurusu yapılmaya çalışılıyor. Bunlar şu anda kilitler. Burada insanlar, birileri var. Sizincim selamlar şekerim. Ah, merhabalar. Sen nasıl geldin?
Ben arabayla hayatımda ilk defa şehir arası yolculuk yaptım. Şaka. Yemin ederim ve 3,5 saat Ankara'dan rahat rahat geldim aynen. Şey, köprüden mi geldin aslında? Kuzey Marmara. Yok. Ha. Bolu üzerinden geldim. Ha, Bolu üzerinden. Sonrasını bilmiyorum. Bir çok iyi gelmişim. Bir tek yüzle geliyordum ben Zeynep. Sonra diğer Zeynep bana bu yavaş gidersek 5-6 saat doğru izlediği için. Çok doğru bir yorum yapmış. Çok doğru. Evet, senin hız uyarından bahsettin. Polis. Aynen. 120 ile geldim. Çok doğru. Bence iyi bu arada. Arada bir 140 da gördüm. 150 gördüm. 150 gördüm. Annem izlemesin bunu. Ama rahat geldik yani. Güzel güzel. Sen bu işi kaptın diyebilir miyiz? Bu sefer bence bunu yaptıysam artık yaparım. Evet. Sen kimle? Sen kendi arabana geldin. Yok, ben kendi arabamla gelecektim. Sonra Asena ve Hatice ile konuştuk. Ben onlara yanladım. Evet ki çok gayet keyifli. Daha iyi. Tıngır mıngır bir yolculuk o. 3 saat yaparak. Aynen öyle. Biz bu arada çok uzun geldik. Mola vermediler. Devamlı yolu karıştırdılar. Yaşandı ya. Bazı şeyler yaşandı Zeynep'ciğim ya. Şimdi bu detaylara gerek yok. İstanbul'dan gelsem yolu ben de karıştırabilirdim belki. Biz evet, üstümüz gelmiş. Çok iyi, çok iyi. Tebrik ediyorum sizlere. Bakın burada bir yeri daha var. Ay ben buyurum, ben buyurum. Hello Çağla. Ben aşkım. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel hava. Çok güzel ve aşırı fresh. Evet, çok mutluyum. Akşam masaj. Akşam mı masaj? Yapmayalım. Diyorsun. Ben tamam, acaba... masaj kıyasa. Ben onun için geldim valla. Şimdi acaba onu yarım mı yapsak diye düşündüm ben de. Ya da her ikisinden mi olsun? Her gün bence masaj yaptırabiliriz. Bence bir sakıncası yok. Bunu bir masaya yatıralım. Bir gün ayak masajı, bir gün sırt masajı. Ha, tamam, bunu bir konuşalım. Ben, valla ben... Hello, neredeymiş lan? İyiyim ben de. Herkes kafesi. Evet, herkesin kafesi var. Müthiş bir ortam. Allah'tan hani biz bize olduğumuz için yadırgamıyoruz. Çünkü herkes bir yerden kamera çıkartıyor böyle. Ay, utandım ama böyle güzel. Sanki çalışkın değilmişim. Yok, hayır, saçmalama. Ben kapatıyorum artık. Eva. Seni takipçilerimle tanıştırabilir miyim? Merhaba. Ben seni çok seviyorum çünkü. Ah canım. Vallahi tanıştık. Merhaba demek ister misin? Ben senin reel'larını izleyip izleyip o kadar eğleniyorum. Evet, ben de hocalarım var. Sevdin mi? Evet. Çok mutluyum şu anda. Aman aman. Gidiyor. Müthiş bir karakter Eva ya. Minik bir fanıyım gerçekten kendisinin. Herkes etrafta doğal habitatında. Hava o kadar güzel ki. Çok iyi. Kızlar burada hala oturuyorlar. Gerçekten keyif yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu minik hafta sonu tatilimizde Ertuğrul da bizimle, Ertuğrul Taban. İnanılmaz güzel fotoğraflar çekiyor. Gizem'le böyle birlikte de çekildik. Size gösteririm birazdan. Şimdi Gizem tek çekiliyor. Yani zaten şu ortamda bir fotoğrafın kötü çıkma ihtimali var mı sizce? Bence yok. Vay vay vay, pozlara bak ya. Sportif. Tamam, utandırmayıp gidiyorum ben. Biraz da şöyle kendimi göstereyim. Vallahi aralarda full sohbet ettiğimiz için araları çok fazla çekmedim. Sohbet, muhabbet. Otelde böyle spa, hamam falan bölümleri varmış arkadaşlar. Ben hamamdır, masajdır, spadır aşırı severim. O yüzden onları falan da değerlendireceğiz. Hatta akşam bir oyun alanı varmış. Nasıl bir oyun, yani neler var bilmiyorum ama onlara da bakacağız. Heyecanlıyım. Çok keyifli, iyi geçiyor. Gerçekten iyi geldi yani bana şu anda. Hem kızlarla birlikte olmak... Çok çok iyi geldi yani. Biz odaya geldik, birazcık dinlendik, birazcık Gizem'le gıybetler yaptık. Şimdi hazırlandık. Ben şöyle tişört falan giydim, takılarımı da taktım. Giz hoş da makyaj yapıyor. Yemeğe ineceğiz birazdan. Valla çok keyifli. Ben odada oturmaktan bile keyif aldım şu anda, biliyor musun? Dinlendim. Aslında oturmak ama dinlendirici geldi. Çok dinlendirici. Birazdan yemeği ineceğiz ve artık çok acıkmaya başladım o yüzden. Bir an önce yemek istiyorum. Arkadaşlar valla yemekler harika. Ben bulduğum her şeyi tabağıma ekledim. Afiyet olsun güzelim. Deniz'im afiyet olsun. Çok ses var ama yemeklerin harika olduğunu söylemek istedim. Arkadaşlar yemeklerimizi ya, yedik. Bir de üstüne tatlı yedik. Şu anda kot pantolonumun düğmesi açık. O kadar şiştim. Ve herkes kapalı havuz varmış sıcak. Akşam 10'a kadar açıkmış. Oraya gidiyor. Biz de gaza getirdiler. Bu şiş karın ve aşırı doymuş midemle havuza gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Gaza geldim bir kere. Arkadaşlar şu görüntüye bakın Allah aşkına. Civcivler gibi değil mi? Dünyanın en komik görüntüsü. Bornozlarla. Saat olmuş 8:30, biz bornozlarla geziyoruz. Daha bile geç belki de. Birazdan havuza ineceğiz. O kadar yani şişkinim ki. Annem beraber
Geliyorum. İşte geliyoruz. Biz tatlı yedik çok, ondan mı öyle oldu? Bir enerji patlaması tatlı oldu. Tatlı yedik çok. Hadi bakalım bir de bak bak bak. Açık havuz da varmış hem de. Dışarıda ve sıcacık. Kızlar nasılsınız? Çok güzel. Baksanıza dışarıda şu an burası. Hemen gireceğim. Hemen. Of Gizem çok iyi. Nerede? Cebine koydum. Biri. Çok iyi. Denizler tuhaf tuhaf boş ver. Ya, of dünyanın en iyi deneyimiydi. Burada bir takım fotoğraf çekimleri yapıyor kızlar. Çok güzel fotoğraflar çekiyor. Terliklerim geliyor. Çok iyiydi. İnanılmaz güzel. Çok iyi. Şimdi diğer havuza gideceğiz birazdan. Biz de bugün sürekli mod değişiyor bak. Sürekli bu aynada bambaşka kıyafetlerleyiz. Havuzdan geldik, saçımı zaten çok sokmamıştım. Çok güzeldi Gizem. Gerçekten çok. Özellikle o dışarıdaki. Sıcak havuz müthişti. Şimdi de üstümüzü giyindik. Bir ateş varmış. Ateş başına gidiyoruz. Vallahi burada çok güzel bir ortam var arkadaşlar. Ateşimiz var. Herkes keyif yapıyor. Yeterince muhabbet ettik. Saçma sapan oyunlar oynadık. Ve artık uykumuz geldi. Şu anda odalara dağılıyoruz. Yani saat kaç olmuş bakayım. Saat aslında yarım ama biz bugünü çok dolu dolu yaşadık. Sabah erken kalktık. O yüzden yoruldum valla. Uyumak istiyorum. Sabah da erken kalkmak istiyorum. Odamız nerede? Şurada. Evet, uyumadan önce size tekrardan iyi geceler diyeceğim. Evet, bakımlarımızı yaptık. Yatağa geldik. Birazdan uyuyacağız. İyi geceler Gizoş. Gaz devam. Evet, yarın gerçekten tam gaz devam. Erken kalkacağız. Erken kalkalım. Yol alır. Haydi iyi geceler. Biz odadan çıktık, kızlarla buluştuk. Lütfen Hande'ye bakar mısınız? Hande bize minik bir poz verir misin acaba? Ya sen inanılmaz bir kızsın ya. Bebeği olmamış mı tam? Yani bebek. Bir de bana bak. Çağla git ya, aman. Aman be. Çok tatlı ya. Hanımlar selam. İlayda'yla ben. Selam hanımlar. Selamlar. Arkadaşlar kızlarla biraz oturduktan sonra gizemli fitness'a geldik. Bilmiyorum inanır mısınız? Bu ikiliyi fitness'te ben ilk kez görüyorum. Ben de bu ikiliyi fitness'te ilk defa görüyorum. Böyle bir yürüyüş yapalım dedik. 20 dakika yarım saat. Yani bakalım. Ay çekemedim yürüyüş bandındayken. Bir yarım saat yürüdük. Terledim ha. Ben de su gibi oldum. Aslında daha iyi bir şey terlemek. Vallahi yoruldum çok ha. Çok iyi geldi. Bana da iyi geldi. Yarın erken çıkmasak yarın da gidelim. Ben İngilizce dersim var. Asena'dan bilgisayar almayı planlıyorum. Yarım saat koşu bandında yürüdük. Başım döndü çok fena. Neyse İngilizce dersine gireceğim, o yüzden odaya geldik. Evet arkadaşlarım, şu anda balkona geldim. Mükemmel bir ortamda Cambly'e giriş yapıyorum. Tatilde bile olsam İngilizce dersimi iptal etmem. Bir an etsem mi diye düşünmüştüm ama sonra dedim ki yani zaten herkes kendi halinde, odamıza da hani gelip yarım saatliğine derse girmenin hiçbir sakıncası yok. Birazdan başlıyor. Hi Abby. I can't hear you right now. Okay. No problem. I'm at Sapanca. Have you ever heard Sapanca? It's really, really close to Istanbul. After 1.5 hours, if you're in the Asia part of Istanbul, like 1.5 hours, you can reach here. I can show you the view. Yeah, the hotel is amazing. Nature is amazing in Sapanca. It's really close to Istanbul, but the atmosphere suddenly change when you come here. Actually, Sapanca is a neighborhood. It belongs to Sakarya, I guess. Sakarya is a city like Istanbul. And our agency organized this holiday
for their influencers. İngilizce dersim bitti. Birazcık böyle hazırlanmaya başladım. Makyaj falan yapacağım. Saat 1.30-2 arası falan galiba. Bugün böyle herkesin birazcık işi var. Odada falan bir şeyler çekmek isteyenler oldu işte. Reel vesaire gibi. O yüzden böyle biraz odada takılıyoruz biz de Gizoş'la. Gizoş da arkada takılıyor. Böyle yani yavaş yavaş makyajımı yapacağım. Bugün acelemiz yok. Biraz daha böyle keyifle geçiyor diyebilirim. Vay vay, neler yapıyorsun ya. Bak hemen. Nasıl çekmeye çalışıyorum. Hemen kamerayı açtım bak. Kapattın. Bir şeyler yapıyor böyle havalı havalı. Ben de kendimi göstereyim. Evet, ben de hazırlandım böyle, makyajımı yaptım. Şimdi Gizem'le birlikte bir dışarıya çıkacağız. Yani dışarı dediğim şuraya çıkacağız. Fotoğraf falan çekelim dedik birazcık kendimize, hazır böyle güzel ortam olmuşken. Ondan sonra da odaya gelip bir şeyler soyacağız galiba, yiyecek. Diğer kızlar falan da gelir belki, onlarla takılırız. Birçoğunun işi bitmiş çünkü. Böyle yani aşağı inelim, bir şeyler çekelim. Şeyler atıştırmış olmamıza rağmen çay saatine geldik. Herkes buradaymış. Böyle oyuncak adamlar falan var. Gerçekten yine aşırı tokuz ama şu anda bu ortam beni heveslendirdi. Belki ufak bir tatlı alırım diye düşünüyorum. Şimdi bizimkilerin yanına gidelim. Gizemciğim, bir şeyler yedik, üstüne gelip çay saatine katıldık. Utan. Siz utanmayın hayatım. Ben formumdan hiçbir zaman kaybetmiyorum biliyorsunuz. Yiyorum, kalkıyorum, yiyorum, tekrar kalkıyorum. Sana helal olsun. Kocaman bir masa, herkes yiyor, herkes tıkınıyor. Hepimiz çok mutluyuz. Çok açız, afiyet olsun, afiyetler. Ben yine beyaz bornozumu giydim. Kızların bir kısmı havuza inmiş, şimdi havuza iniyoruz. Evet, şimdi gidiyorum. Vallahi bir oradayım, bir buradayım. Çünkü o kadar kalabalığız ki. Herkes farklı yerlerde olduğu için oradan oraya gidiyoruz. Şimdi bakacağım kızlara. Umarım bulabilirim. Eda, Buket ve Hande üçlüsü nasıl? Sizce çok iyi. Bu arada gündüz de ayrıymış be. Gece daha iyi ayrı, değil mi? Yok, şu anda çok hoşuma gitti. Asena, girecek misin? Boyu çok büyük. Neyin? Derin mi? Hayır, tam tersi. Benim boyum yetişiyor, düşün. Tamam. Fotoğraf çekeyim, geliyorum. Beraber gelin, bekle. Tamam, nerede çekeceksin? Şurada. Gel sen de çek. Ben de çekeceğim. Yok, gelmiyorum. Evet, havuz keyfimiz bitti. Şimdi odaya geldim, üstümü değiştirdim. Ve yemeği yiyorum. Yemekten sonra da Gizem'le birlikte hamam, kese köpük randevumuz var. Ona geçeceğiz. Ben azıcık bir şeyler atıştıracağım. Pek de acıkmadım gerçi çay saatinden dolayı. Yani şunun şurasında 2 saat önce çay saatindeydik. Ama bakalım. İniyorum yine de yemeği. Azıcık yiyeceğim. Çağlan, doydun mu Çağlan? Ne yapıyorsun? Fotoğraf mı şortluyorsun? Yok, Reels gideceğim de müzik seçmeye çalışıyorum. Aa, çok zor iş be. Çok zor bir iş bu. Gerçekten bu arada. Evet. Uyumuyor ki hiçbiri. Çok evet, zor bir şey bu. Videonun bütün havasını değiştiriyor. Evet. O yüzden... Sana kolay gelsin o zaman. Patlamış, sen ne yapıyorsun? Post attım. Herkes de post Reel, maşallah maşallah. Arkaya şey yaptım. Fotoğraf koymalı. Bunu da yeni şey yaptım. Bir aydır falan sürekli böyle yapıyorum. Çok havalı olduğumu düşünüyorum. Çok havalı gözüküyor. Bence bir yaklaştırabilir misin bana ekranı? Bakalım. Arka plana fotoğraf çekileceğim yer ilk önce ben yokken çekiyorum. Evet. Sonra kendime olduğu fotoğrafın arkasına koyuyorum. Harikasın. Zeynep, selam. Merhaba. Sen ne yapsan? Real post mu? Story hangisi? Ben hiçbiri. Ben TikTok. Buradan dönüşte Ankara'ya mı gitsem yoksa İstanbul'a mı planlamaya çalışıyorum. İşte güzel dertler, güzel. Aynen. Dertler. Zor. Ankara'ya dönmeyeceğim ben. Ya 17'sinde eğer o event olursa ben Ankara'ya gideceğim yarın. Çok manasız olur. Tekrar İstanbul'a mı geleceğim? Çok manasız olur. Ama yanında hiçbir kıyafet yok. Eşofmanla katılırım event'e. Ya bir üstüne bir şey alırsın bir mağazadan en kötü, ne olacak? Çok bir şey olmaz. Valla. Yemeğimi yedim. Birazcık sindirmeye çalışıyorum hamam öncesi. Çok fazla yememeye çalıştım. Yani dün akşam öyle bir yedim ki bugün öyle yemiyorum. Tatlı da almadım. Çayımı içiyorum. Makyajlar çıkarıldı, hazırlıklar yapıldı. Kese köpüğü iniliyor. Çok heyecanlıyım ben de. Gerçekten. Vallahi ya. Ya kese ve köpük şu hayatta sevdiğim en iyi iki şey olabilir. Ve bizim bu rutinimiz
Hep birlikte oluyor. Evet, hep Gizem'le birlikte yaptırıyoruz. Of arkadaşlar, gerçekten pamuk gibi oldum. Çok güzeldi, aşırı güzeldi. Gizem'inki hala devam ediyor yani. Kese zaten süper, o köpük masajı mükemmeldi yani. Şu anda pamuk gibiyim. Soyunma odasında oturup Gizem'i bekliyorum. Böyle bu şekilde Gizem'i bekleyeceğim. Çok iyi geldi gerçekten. Gizemciğim çok geçmiş olsun. Geçmese çok iyi gitmese. Canım saatler olsun. Hayatta bu kadar güzel çok az şey var arkadaşlar. Vallahi öyle. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Yanlış. Ha yoktu. Yani gitti kafa. Kafa gidiyor. Biz, ben bornozumu değiştirdim orada, benimki ıslanmıştı. Anahtarı, odanın anahtarını oraya koymuşum. Kirliye atmışlar. Gittik resepsiyona şu vaziyette. Evet, bu kılıkta gittik. Kart istedik sağ olsunlar, verdiler. Şimdi odamıza gidiyoruz. Şimdi saçlarımızı kurutup tekrardan çıkacağız. Bu hamam işi insanı çok mayıştırıyor. Gidiyoruz biz arkadaşlar rukuya. İyi geceler, gizoş iyi geceler. İyi geceler. Gizem şarj aletiyle Cebel. Yarın son günümüz. Bayağı erken kalkacağız. Yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. 8.30'da kalktık. Erkenden güne başladık. Şimdi aşağıda bütün ekip fotoğraf çekileceğiz. Saat 9'da fotoğraf çekilelim dediler. Saat şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam 9. Hızlıca aşağı inmeye çalışıyoruz. Şimdi fotoğraflarımızı çekileceğiz. Sonra da kahvaltıya gideceğiz. Evet, bütün ekip fotoğraf çekimi için hazır. Kraliyet ailesi. Gerçekten. Fotoğrafa bütün ekip hazır. Buket'im günaydın. Porselen Sultan oldu. E sen London'dan mı geldin ya buralara? Ben London'dan geldim. London sosyetesinden mi? Ben London vizemi bir yeniletiyorum. Ay evet ya, herkese London vizesi lazım. Günaydın. Evet, fotoğraf ekibi dışarı doğru ilerliyor. Şu anda Ertuğrul bizlere mekan arıyor. Oh oh oh, çok güzel. Bu sessizlik. Otelin önünde çekildi. Bu sessizlik çok güzel. Valla çok iyi. Musun? Beklemediğin anda oluyor ilk nur. İlk nurum bekle. Günaydın. Günaydın şeker. Fotoğraf çekinecekmişiz hayatım. Evet, böyle aynen şey, öyle. Hatıramızı verelim bize. Bu... Yere bak. Aa, veririm. Bu huzurda bu arada bana her şeyi yaptırabilirsin. O hatıramızın da. Gel o zaman. Yaşasın. Fotoğraf çekilmiş olma mutluluğu. Evan'ın alabilir miyim? Herkes Evan'ın bizi takdir etmesi. Ben öne gelirim, ben kısayım. Herkes buraya baktı. Ama uzunlar var, uzunlar var. Benim kahvaltı yerim. Bir saniye. Zeynep, Edip de izle burayı. Tamamdır. Gelin bakalım minnoşla. Çok güzel çıktınız. Biraz önce nasıl soyundu ama? Nasıl yakaladım ama? Selma. Son gibi. Kahvaltıya geldik. Hemen bir... Allah'a şükür ya. Ve o hazin son geldi, çattı. Bavullarımızı topluyoruz. Elveda bu güzel manzara. Elveda bu güzel oda. Gerçekten doyamadık. Vallahi doyamadık. Birazdan çıkış yapacağız. Ve yola çıktık. Artık çıkmamız gerekiyordu arkadaşlar. Kızlar. Yola çıktık, benim çok yol ekibi. Çok güzel bir tatildi. Vallahi çok güzeldi ya. Evet. Bana mı sanki böyle kapatıyormuşsun gibi davrandın pardon. Yok yok, inmeden son bir yorum alacağım sizlerden. Tatil yorumu. Ya kızları bırakmadım görüyor musunuz? Kızları bırakmadım. Geldik ama birazcık yemek yiyeceğiz. Hazır mıyız evime? Hazırız, evet, çok heyecanlı. Ben ya zaten... Ya evim dağınıksa anksiyetesi geldi. Hayır, ben bana... zaten senin evini biliyorum. O kupan, evet. Kenardaki o tatlı. Evet, ortada bir ortası. Hadi bakalım gördüğünüz gibi mi? Sağ, sağdaki. Zaten karga var önünde. Evet, kargım var cidden. Ellerimle hazırladım. Elleriyle patates kızartmış. Tabii ellerimle hazırladım. Ama Zeynep Hanım'ın... Evdeki tabakları kişiye özel. Hani ben plastik kullanıyorum. Aynen, evet. Yola da götürebilelim diye. Ben Silivri'ye gideceğim ya, acıkmayayım diye bize bu tabaklar da özel şey yaptı. Tabii. Bir de kişisel
şeylere çok önem verdiği için. Kişiselleştirilmiş ürünlere. Kendisi yapmış bunu. Üç tane yumurtanın sarısıyla beraber. Mayonez yapmış. Evet, söyledik dışarıdan, vaktimiz yoktu ama keyifli yiyeceğiz şimdi. Evet. Önemli olan bu. Önemli olan bu. Evet, kızlar gitti. Videomuzun da artık sonuna geldik çünkü tatilimizin de sonuna geldik. Gerçekten çok tatlı bir hafta sonu geçirdim. İnanılmaz keyifliydi. Tam böyle deşarj olmalı. Kızlarla da vakit çok güzel geçti ve bizim ajansta olup da çok tanımadığım, çok samimi olmadığım kızlar da vardı. Onlarla böyle samimi olmak, onları tanımak aşırı derecede keyifliydi. Umarım siz de zevk almışsınızdır çünkü bayağıdır vlog çekmediğimi fark ettim. Hepinize çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.